Değerli Son Dakika 23 izleyenleri, bu hafta da geçen hafta neler oldu adlı programımıza daimi konuğumuz Şahin Duman Bey ile başlıyoruz. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde ilimizde, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri kendi çerçevemizden değerlendirmek istiyoruz. Sayın Duman, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasıl geçiyor? Ramazan'ı kutluyoruz. Sonuna doğru yaklaştık. Elhamdülillah, çok iyi gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Sona doğru yaklaşınca biraz sanıyorum feyzi, maneviyatı, bereketi daha fazla artıyor. Son günleri değerlendirmekte fayda var. Tabii kendisine güvenenler ittifaka giriyor. Hem maddi hem manevi, ahlaki ve yemek konusunda. Bir de son günlerde sık sık televizyonlarda da izliyoruz. Hatta iki gün üst üste yapılan sahur halayları programları oldu. Özellikle geleneksel hale getirilen Ramazan'ın 23. günü saat 23.23'te Valilik önünde çok güzel bir etkinlik yapıldı. Çok büyük bir coşkuyu gördüm ben orada, televizyondan izledim. Orada şu aklıma geldi, yani birkaç yıldan beri insanlarımız dışarı çıkamadı. Pandemiden dolayı birçok etkinliğe, bırakın etkinliği, aile arasında iftar, sahur gibi davetlere bile katılamadı. Sanki onun acısını çıkartırcasına böyle kendisini sokağa attı. Havalar da güzel. Tabii onun başka bir boyutu da var. Yani hem bir geleneği yaşatıyorsunuz, hem de o Ramazan'ın coşkusunu her yaştan insana, çocuğa, gencine, erkeğine, kadınına veriyorsunuz. Ve bir de bu programlarda ben şunu gördüm. Özellikle röportajlarda yurt dışından, yıl dışından izleyen insanların o programlarla birlikte bir memleket havası aldı. Böyle onlara bağımlı kaldı ve çok güzel duygular içerisinde olduklarını gördüm. Siz nasıl yorumlarsınız bu tabloyu? Bunlar çok güzel olaylar. En çok sevdiğim noktalardan bir tanesi de Ramazan din deyince sadece böyle ibadete vesaire yönelik değil de bu tür etkinlikler bile. Düşünebiliyor musun? Çocuklar o saati, o etkinliği duyduğunda o sahurda mutlaka kalkıyor. O saatte ayakta oluyor. O coşkunun sevinciyle iş dünyasına koyduğu Ramazan fikrini, imajını vesaireyi de değiştiriyor. Dolayısıyla bu camiler için de geçerli, Ramazan için de geçerli vesaire geçerli. Yani artık öyle monotonlaşmış, klasik bir şablonun bir şeyin içinde değil de gerçekten İslam'ın böyle evrensel bir din olduğunu, insanların ihtiyacı noktasında her boyutuyla yaşanması gerektiğini daha önce de belirtmiştik. Yani bunun sosyal, edebi, kültürel, sportif bütün yönleriyle insanları kucaklayan bir din olduğunun göstergesidir. Yani onun kadar güzel bir şey evet, olmaz. Evet, yani ibadet olmakla birlikte dediğiniz gibi işte bir takım gelenekleri, özellikle dayanışma, birlikte hareket etme, yardımlaşma duygularının pekiştirildiği ve genç çocuklara, gençlerimize, çocuklarımıza da bu fikrin telkin edildiği bir dönem. Bu arada olayın sosyal, edebi boyutunu gündeme getirmişken Elazığ Belediyesi'nin bu yıl dolu dolu geçen Ramazan etkinliklerine de bir değinelim istiyoruz. Aslında başından beri de bunu konuşmamız gerekirdi. Çok değerli konuklar geliyor Kültür ve Kongre Merkezi'ne. Her biri kendi alanlarında uzman, saygın isimler. Bunları bir değerlendirirseniz neler söylersiniz? Elazığ Belediyesi'nin kültür etkinlikleri Ramazan boyunca doya doya yaşanıyor. Halk da bunu doya doya yaşadığı için zaten dikkat edin, bütün programlar böyle tamamıyla dolu bir şekilde geçiyor. Dediğimiz gibi yani bunu sadece belli bir şablonun içine sıkıştırıp da sadece dini vecibeler noktasında değil de insanların ihtiyaç duyduğu her noktada işte konferanslarından tutun ilahi konferanslarından tutun da demeçlerden tutun da bütün boyutuyla Elazığ Belediyesi'nin bunu ildeki bütün insanlara 7'den 70'e yaşatmak noktasında bir gayreti var. Gerçekten de kültür etkinlikleri, Ramazan kültür etkinlikleri iftar yemekleriyle birlikte hepsini bir araya topladığımızda karşılık da buluyor. Ben de 3 programa katıldım. Özellikle konferans türü programlara. Çok yoğun bir ilgi gördüm. Ve ilginç bir şey daha gördüm. Genç neslin çok ilgisi var. Aynen. Yani ben Hayati İnanç ve Nurullah Genç programına da katılmıştım. Hatta Hayati Bey kendisi dedi. Yani benim gibi espri yaptı. Benim gibi yaşlı ve göbekli bir adamı niye dinlemeye gelir ki bu insanlar diye. Kendi kendine güzel bir soru sordu ve salona baktığımda gerçekten %80'i gençti. Aynen. Yani gençlerin ruhunu yakalayabilmiş, onlara bir takım güzel değerleri aktarma noktasında bir frekansı tutturmuş ve güzel giriyor.
Bu etkinliklerle şehrimizin kültürel ve sanatsal alanında bir takım katkılar sunduğunu da burada ifade etmemiz lazım. Geçen hafta Elazığ'ı en çok meşgul eden konulardan biri de bizim de hemen hemen her programımızda değindiğimiz maden sahalarının ihale edilmesiyle ilgili bir süreçti. Geçtiğimiz 21 Nisan Perşembe günü beklenen, daha doğrusu iki defa ertelenip de 21 Nisan'da yapılması kararlaştırılan ihale yapıldı. Ve iki firmanın yarıştığı ihalede Port Madencilik diye bir firma ihaleyi kazanan firma oldu. Tabi tartışmalar da bundan sonra başladı. 3 aydan beri bu ihaleye hazırlık yapmak için çalışan, dedinen ve bunun altyapısını, hem teknik altyapısını hem de lobi altyapısını büyük bir özveriyle yürüten Elazığ girişim grubu bu ihaleye giremedi. Girmedi ya da onu Asilhan Bey açıkladı sebeplerini belki. Ama bu bir hayal kırıklığı yaşattı ister istemez. Yani beklenenin aksine bir durum oluşması. Yani bu kadar heyecandan sonra biz bu tabloyla karşılaşacak mıydık? Yani bu ihaleye girilmeli alınmasa da, bu ihale kendi uhdemizde kalmasa da en azından bu çabamızın sonucunu o ihale salonunda yansıtmalıydık diye eleştiriler oldu. Asilhan Bey de buna cevaplar verdi. Bir takım kendi gerekçelerini ortaya koydu. Ve sonuçta ihale gecesi geç saatlerde ihaleye birlikte katılma kararı aldıkları firmayla yapmış oldukları istişareler ve değerlendirmeler sonucunda ihaleye girmeme kararı aldıklarını ve bu kararın doğru olduğunu pazar günü yaptığı açıklamada ifade etti. Sizler neler söylersiniz bu konuda? Şimdi bu olayda ilk başta çok böyle hakikaten bizlere hoşnut eden, doğru kabul ettiğimiz birçok gelişmeler oldu. Burada da doğruyla birlikte bizlere üzen gelişmeler oldu. Bizi sevindiren boyutu neydi? Elazığ'da bu kadar büyük bir oluşumda, bu kadar önemli bir konuda ve Elazığ'la birlikte bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir konuda ETSO'nun başkanlığında bir girişim grubunun oluşması ve bu girişim grubunun bu ihaleye hazırlanması süreciydi. Basın da bu konuda tam destek verdi. Kamuoyunda tam bu konuda desteği işin doğrusu tamdı. Siyasilerin de desteği tamdı. Yani iktidarın muhalefetiyle. Bütün kanalın şeyi tamdı. Üzülen nokta işin doğrusu ben farklı bir yaklaşımla yaklaştığınız zaman ihale katılmama sürecindeki Asilhan Bey'in açıklamalarını dinlediğimizde sonraki süreçteki eleştirilerle o açıklamalardan hemen ihale sonrası ve bu açıklama arasındaki eleştirilere baktığımızda şöyle bir kanı oluştu. Şimdi ETSO Başkanı diyor ki yani bizim topladığımız tüm sermaye 300 milyon TL. Birlikte ihaleye girmek istedikleri firmayla birlikte bu işin teminat miktarı olan 2 milyar TL eski parayla 2 katrilyona ulaşamadıklarını ve 7 milyar katrilyon da diğer firmaya göre geriden başladıklarını, ama o 7 milyar TL'nin ne olduğunu için doğrusu ben beklerdim. İzabe onu izah ediyor aslında. Satır arasında şunu söylüyor. İzabe tesisi şartı olmayınca mevcutta bu tesisi olan bir firmanın 7 katrilyon avantajını ve öne geçtiğini. Yani i̇şte onun dışında işte onun dışında yani onun dışında kim alırsa alsın kendine dair buna yarışa 7 katrilyon geriden başlayıp o tesisi yapmak gibi bir zorunlulukları olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Burada bir adil yarış olmadığını söylüyor işin doğrusu. Orada bir gazeteci bu izabenin teknik şartnamede olduğunu söylediğinde kendisi de yok demedi. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi böyle bir oluşum yapıldı. Hı. Bu Elazığ için büyük bir şanstı. Eğer ETSO Başkanımız bu konuda geçmişte olduğu gibi uzak durup da daha sonra böyle hamasi nutuklar atıp kendisinin üzerine şimşekleri çekmeseydi belki de bugün bu eleştirilerin hiçbiri olmayacaktı. Bana göre ne yaptı ETSO Başkanı? Taşın altına elini değil gövdesini koydu. Bir organizasyon yaptı. Elazığ Girişim Grubu'nu oluşturdu.
şu veya bu sebeple sonuna kadar mücadele etti ve bu sonuçta bizim hayal kırıklığı dediğimiz bir sonuç yaşandı. Eyvallah, buna bir şey demiyorum. Ama bundan sonraki eleştirilerde eğer biz, yani sen buraya kadar getirdin ama bunu yapmadın veya yapamadın, neden böyle oldu sorgusuyla bu enerjinin kırılmasını, bu birlik ve beraberliğin artık bir daha yan yana gelmemesi, oluşmamasının noktasında eğer bir algı oluşursa işte bizim kaybımız o zaman olur. Ben şuna benzetiyorum. Evet. Şimdi büyük emeklerle hatırlarsınız 1960 yılında bir devrim otomobili yapıldı. Evet. Sadece benzin konulmadı diye eleştirilince o otomobilin üretimi akamete uğratıldı. Şu veya bu şekilde. Şimdi böyle bir gayret oldu, böyle bir oluşum oldu. Elazığ adına gerçekten büyük bir şanstı. Zaten o oluşumun içerisindeki büyük isimlere, büyük firmalara baktığımız zaman bunun Elazığ için çok büyük avantajlar sağlayacağını, büyük getiriler sağlayacağını ve bundan sonraki süreçte de sadece bu ihaleyle ilgili de değil, gelecekle ilgili baktığımızda gerçekten bir şanstı. Ama biz bu şansı tıpkı devrim otomobiline benzin, yakıt konulmadığı yere eleştirilip onun üretimden kaldırılması gibi bunu da böyle yere vurursak sanıyorum... Şunu mu diyorsunuz? Yani çok olur. Samimi niyetlerle, gayelerle yola çıkıldı. Aynen öyle. Kamuoyuyla paylaşıldı. Bakın bu ilimizde çok değerli maden cevherleri var. Bu maden cevherlerini biz işletelim. Bu Elazığ çocuğu işletsin, Elazığ iş insanı işletsin ve Elazığ'a katma değer sağlansın. Çok güzel bir şekilde bu kamuoyu bunu benimsedi ve yürüdükleri yoldaki bütün engeller tabii caizse kaldırıldı. Bir destek de verildi. Bahsettiğiniz gibi üyelerden alınan da demeyelim, alınması sözü alınan 300 milyar milyonluk bir para var. Ama teminat için 2 milyar gibi para var. Bunlar da çok önemli değil. Siz de diyorsunuz ki bunlar geçildi, ihaleye girildi, girilemedi, kazanılamadı. Fakat bu ruh ölmemeli. Ölmemeli. Yani bu birlikte olmak, birlikte iş yapabilmek gücünün kötü örneği olarak geçmişte yansıyan bir kötü örneklerinden bir zinciri, bir halkası olmamalı. Ve burada hem eleştiren bu sonucun yaşanmasından duyduğu ızdıraptan dolayı eleştiren ya da işte bu süreci yürütenler tarafından kendilerinin savunma makamına çekilip artık biraz da bezginlik, usangaçlık ve belki de artık kendi kendine ya bir daha biz bu işe, benzer bir işe kalkışmamalıyız. Hatta daha da ötesine ki sosyal medyada bu tür şeyleri görüyorum bazen. İşte bu şehirden bir şey olmaz. Bu şehir insandan yol yürünmez. Tek tereddütüm i̇şte bu. Kadar, evet. Tek tereddütüm bu. Şimdi Ferrokrom bu ilde özelleştirildi. O dönem böyle bir oluşum oluşsaydı, böyle bir birliktelik, böyle bir girişimcilik olsaydı... Asilhan Bey bunu hep anlattı. Dedi ki biz iki yanlış yaptık. Yani çimento fabrikası da özelleştirirken izledik, uzaktan izledik. Ferrokrom'u da özelleştirirken uzaktan izledik. Hatta Ferrokrom'da acı bir örnek de vardı. Orada aslında özelleştirmede ilk önce Elazığlı rahmetli Gıyasettin Demirtaş ihaleyi alıyor. Yani söz verdiği miktarı toparlayamadığı için kendisinde kredi sözü ve vaadi bulunan kurumların son dakikada kapılarını kendisine kapattıkları için o parayı bulamadı ve o parayı bulamadığı için de bugünkü sahiplerine gitmiş oldu. Eğer o gün evet böyle bir oluşum olsaydı ve o gün başarısız olunsaydı insanlar eksikliklerini, bütün hatalarını görür, bugünkü maden ihalesine o günkünün tecrübesiyle daha farklı hazırlanır ve daha farklı bir şekilde bence girerlerdi. Evet. Bugün de eğer biz bunun önünü bu tür eleştirilerle kapatır, sizden olmaz, Elazığlılardan olmaz, bakın siz topladınız ama başarısız olundu gibi söylemlerden kaçınmak yerine daha da teşvik edici olunca belki önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki biz yaşamasak da belki torunlarımız bunu görecek. Biz bunu geçmişte hep görmediğimiz için bugün ne yapıyoruz? İşte sosyal medyada görüyoruz. Olmazdı, Elazığlılar bir yana gelmezdi, gelseler de bu işi yapamazlardı. Eğer bana göre zaten bir yanlış olsaydı o girişim grubunun içerisindeki bu ekonomi bilen, ticareti bilen, sanayiyi bilen, madenciliği bilen o sistemin içindeki devasa firmalar bir eleştiri getirirlerdi. Yani Asilhan Bey'in bir yanlış yaptığını söyler, şurada bir hata oldu derlerdi. Yani onlardan aykırı bir ses çıkmadığına göre. Süreçte bir eksiklik şey olmadı. Güzel bir şekilde götürüldü. Aynen öyle. Biz de hep derlerdi eskiden biz
savaş meydanlarında kazanırız ama masada kaybederiz. Sanki bu sefer de böyle oldu. Biz masada kaybettik. Yani süreçleri iyi götürdük, iyi hazırlık yaptık. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Hem teknik anlamda SBK bazında hem de şirketleşme bazında. Fakat ihale günü, ihale saatinde masada olamadık. Yani masada olamamanın sebepleri de soruldu dünkü toplantıda Aslan Bey'e. Kendisi yani bunun bir sansasyonel sebebi yok. Bu kelimeyi de özellikle kullandı diye düşünüyorum. Çünkü bir takım iddialar konuşuldu sosyal medyada. İşte bir baskı mı geldi? Başka şirketlerden kendisine işte bu ihaleye girmeyin, katılmayın gibi bir telkin mi geldi diye bir takım dedikodular olduğunu görünce bunu kesmek için hayır, yani sansasyonel bir sebebi yok. Açıklaması biz, yaptı zaten. Biz kendi ortağımızla, birlikte hareket ettiğimiz firmayla geç saatlerde oturduk, düşündük ve bu ihaleye girmeme gibi karar aldık. Tabii Asihan Bey'in başka söyledikleri de vardı. İşte 15 firmanın dosya almasına rağmen sadece 2 firmanın girdiği, işte beklenilen yarışmanın olmadığı, rekabetin çok oluşmadığı, dolayısıyla burada bir kamu zararında olduğu, daha da bu ihalenin yüksek fiyatlara gitme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Birileri de karşı tez olarak işte siz gireydiniz, siz rekabeti artıraydınız. Yani siz almasanız bile yani sahaya çıkıp yarışıp velev ki kaybetseydiniz de. Ama onun açıklamasını yapıyor zaten. Sadece teminat mektubu, teminat miktarı 2 milyar TL. Kendilerinin buna güç yetiremediklerini, teminatla birlikte ihaleye atacakları rakamı da eklediğimizde ve 7 milyar TL 7 katrilyonla geride başladıklarını söyleyince bu şartlarla ihaleye şimdi, girme yeterliliğini sağlayamadıklarından bahsetti zaten. Ama ben şöyle yorumlar da var, özür dilerim. Yani tamam, bizim sermayemiz yani en azından giden sermaye 300 milyon TL. İhale teminat bedeli 2 milyar. Şöyle görüşler de var. Yani en azı girişim grubunun partneri olan firma, dev firma, hemşerimiz olan, adını da söyleyeyim, Colin. Colin'in bu 2 milyara takılacak bir firma olmadığını. Yani eğer bu, ki Aslan Bey onu da söyledi. Biz girişim grubumuzla zaten bu firmanın ancak %20'sine ortak oluyoruz. Aynen. Zaten %80'i bizim de. Yani Colin veya işte o şirketin. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de çok saygın, çok güçlü bir firma olan firmanın bu teminat mektubuna takılacağı, takılmayacağı gibi bir iddia da var. Yani burada aslında bu söylense bile bu miktarın çok aşılamayacak bir engel olmadığı söyleniyor. Hatta daha da ileri gidiliyor. Deniyor ki işte izabe tesisiyle ilgili işte 7 katrilyon paranın ve bunu yapma sürecinin zaman alacağı. Dolayısıyla bu işletmenin yakın zamanda faaliyete geçip kâra geçemeyeceği gibi bir takım endişeleri tırnak içerisinde ticari hesap kitaplamalar yaptıktan sonra ortak bir kararla bu ihaleye girmemiz bize güvenen, işte bizden bu anlamda umut bağlayan insanların mağdur olma ihtimalini düşünerek bundan çekildik gibi bir tablo ortaya konuldu. Böyle bir endişeleri olduğu söylendi. Yani 2 milyar teminatın çok da engel olmadığı gibi bir düşünce de hakim şehirde. Şehirde hakim de bunlar dezenformasyon dediğimiz yani kanıtlayamadığı bilgiler. Şimdi ilk etapta işte 20 milyar dolarlık bir rezerv bulundu. Daha sonra 30 milyar dolarlık bir rezerv bulundu ama ESO Başkanı bunun Madan Teknik Arama Enstitüsü'nün son raporunun artık bitmediğini ve akredite edilen kuruluşlar tarafından da tasdik edilmediğini söyledi. Ve ihale dosyasına konulmadığını söyledi. Konulmadığını söyledi. O, ve bundan dolayı da idari mahkemeye idari dava açıldı. İdari mahkemesine gittiğini söyledi. Şimdi ihale mevzuatını hepimiz az çok biliriz. Evet. Yani teminat mektubu miktarında bir ihale veriliyor. Evet. Yani 2 milyar TL olan bir teminat mektubu 2 milyar TL olan bir ihale 2 milyar TL'ye gidiliyor. O zaman şimdi bugüne kadar söylenen 30 milyar dolarlık bir rezerv nerede kaldı? Yani bakır, çinko, altından bahsediliyor. Bir de o bahsettiğiniz işte firmanın bu teminata takılmayacağı noktasındaki eleştirilerin bence muhatabı
bu sorular bazında ortaya cevabı henüz çıkmamış. Belki de ESO Başkanı'nın vermediği cevaplardır. Yani konuyun acaba niye gelmedi? Yani, niye bunun cevabını... Bütün açıklamalara rağmen ben de Aslan Bey'in söyleyemediği bazı gerçeklerin olduğunu düşünüyorum. Zaten. Yani bu söylenebilir mi? Yani ticari sır olarak da söylenmeyebilir. Ve belki kendisinin de hayal kırıklıkları olmuştur. Yani onu da söyleyemiyordur. Yani birlikte yol yürüdükleri insanların işte son andaki duruşundan kaynaklı bir hayal kırıklığı kendisi de yaşamıştır belki. Tabii bunu sonuçta ticari ahlak gereği de bunu söylemek çok daha... Hayal kırıklığı yaşadığı kesindir. Sadece benim Asil Han Arslan yönünde bence talihsiz açıklaması basın yönündeki o bir ifadesi oldu. Keşke o olmasaydı. İşte bir gizli elden bahsedince basının bundan önceki verdiği destekler de biraz böyle sanki olmamış evet. gibi olunca bence hoş olmadı. Şunu da yapmak lazım. Yani basın eleştirecek ki doğrular ortaya çıksın. Yani muhalefet olmayınca siz kendinizi kamçılayacak bir güç bulamazsınız. Her yaptığınızı doğru bulursunuz. Basın bunu arayacak, soracak, yapacak, edecek. Yani bu eleştirilerin de üstünü kapatmamak lazım. Basın eleştirmedi. Sadece ihale günü ihaleye girilmemenin şokunu ve mesleki endişeyle sorusunu sordu. Aynen öyle. Yani bir hakikaten bir şok yaşadı. Yani niye yokuz? O kadar hazırlandık. Niye yokuz? Bir ikincisi de bunu manşetlerine taşıdı. Yani niye yokuz? Bu doğal diyorum. Bu doğaldı. Gerçekten çünkü dediğiniz gibi o güne kadar bütün medya, bütün basın kuruluşları ciddi anlamda destek verdi. Hakikaten destek verdi. Yani Elazığ adına heyecanlandı aynen bundan. Öyleydi. Burada Aslan Bey'in alınganlık göstermesi ve gizli el ifadesini kullanması da çok şık ve doğru olmadı. Hakikaten basını zan ve töhmet altında tutan bir söylem oldu. Belki kastını aşan da bir cümle oldu. Onu kastetmemişti. Zihninde belki bu cümleyi kuduracak bir takım kurgular vardır ama sonuçta her kurgu gerçek değildir. Çünkü aynı kurguları kendisi içinde yapanlara kendisinin hakkını helal etse de Elazığ adına etmeyeceğini söyledi. Dolayısıyla zanla veya kurguyla yapılan değerlendirmelerde karşı tarafı töhmet altına, zan altına bırakabilir. Sonuçta şunu söyleyelim, özetle çok saf, temiz ve ulvi gayelerle yola çıkıldı. Aynen öyle. Bütün gerekleri yerine getiren bir süreç izlendi. Başta siyaset kurumu olmak üzere bütün yönleriyle destek alınan bir süreç oldu. Ve sonuçta Elazığ'ın lehine olmayacak şekilde kaybedilen bir ihale oldu. Ama her şey bitmiş değil. Bir, dediğiniz doğru. Yani bu zordu. Zaten Aslan Bey de aynen süreçlerin zor olduğunu söylüyordu. Yani devlerle kapışılan bir ihalede elbette ki böyle bir sonuç doğma ihtimali de vardı ve bu gerçekleşti. Ama bu ruhun, bu dayanışmanın, bir birlikte olmanın, bu sermaye gücünü, yastık altı sermaye gücünü toplayıp üretime sunmak gibi bir hayalimizin hala olduğu bilinmelidir. Aslan Bey de belki yıpranmıştır bu süreçte. Onun da haklı tarafları vardır. Onu da çok yıpratmamak lazım. Çünkü bu şehrin sanayisine, ticaretten yön veren bir değerdir. Onun da elbette ki B planı ve yeni rotası da olacaktır. Dolayısıyla biz bu girişimi bir tecrübe olarak alalım. Bir yenilgi gibi değil de artık bundan sonraki adımlarımızda daha dikkatli ve özenli atacağımız bir tecrübe olarak alalım ve şehrin heybesine koyalım diyorum. Bu tecrübeyi alırken de bizim artık bir araya gelemeyeceğimizi, birlikte hareket edemeyeceğimizi, kolektif bir düşünce anlayışımızdan sahip olmayacağımız tecrübesini de ortaya koymamamız lazım. Evet. Yani bu tecrübeyle sabit oldu. Bakın bir araya gelemiyoruz. Bir araya gelsek de bu işi yapamıyoruz. Bu tecrübe edildi algısı kadar bu ülkeye, bu ile daha büyük bir yanlış olamaz bence. Evet. O yüzden de bu algının oluşmaması için herkes eline... Tamam, o zaman bu algıyı oluşturmuyoruz ama bunu bir tecrübe olarak da cebimize koyuyoruz. Aynen öyledir. Yarın daha doğrusu bu konuyu konuşsak bile çok anlamlı olur mu bilmiyorum ama Salı günü Elazığ'a bakanlarımız gelecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu gelecekler. Ve programları çok uzun değil ama kapsamlı. Özellikle kentsel dönüşüm yapılan mahallelere Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Sürsürü, Abdullah Paşa'daki konutları gezecekler ve iftar programını da Abdullah Paşa'da yapacaklar.
Bu program yayınlandığı zaman da bu icraatlar gerçekleşmiş olacak. Onun değerlendirmesini o gün yapılabilir. Şimdi bakanlar daha çok hep olumsuz günlerde ve acı günlerde şehrimize geldiler. Bugün de yaptıkları eserleri görmeye ve tabiri caizse onun önünde çay içmeye geliyorlar. Nasıl bir tablo görürler? Vatandaşın onlara memnuniyeti ve memnuniyetsizliği nasıl olur? Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şimdi depremden çok kısa bir sürede, belki de saatleri geçmeden bakanlarımızın burada hemen hali hazırda gelip müdahale ettiklerini ve gerçekten şehrin neredeyse %30-%40'ının yıkıldığı bir şehirde yeniden bir imarla birlikte, TOKİ ile birlikte birçok eserlerin evi barkı yıkılan insanlara tahsis edildiğini ve çok hızlı bir şekilde de olayın bittiğini hepimiz şahit olduk. Ben bakanlar buraya gelmişken bir de memurlar adına bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Mali İdareler İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için özellikle mali idarelerdeki Doğu ve Güneydoğu'daki birçok il belediyesi ve bizde dahil olmak üzere ilçe belediyelerinde memurlara yemek yedirilmesiyle ilgili Sayıştay'ın son anda, yani 20 yıllık süreçteki bir görüş değişikliğiyle, sadece görüş değiştirmesinden kaynaklı kamu zararı noktasında bir tazmin hükmü verilmiştir. Bunun da meclise taşınarak devletin kendi memuruna yedirdiği yemeğin bedelinin tekrar yeniden kendisinden alınmasına karşılık sendika başkanlarımız, özellikle İçişleri Bakanlığımızla bir randevu alıp bunu kendisine götürüp de bir torba yasada böyle bununla ilgili bir af çıkması noktasında bir gayret olursa çok sevinirim. O zaman bu alandaki sendika başkanlarımızı İçişleri Bakanlığımıza bilgilendirmek noktasında görevi de buradan vermiş olalım. Aynen öyle. Evet, yani son dakika 23 izleri bu haftada. Haftalık değerlendirmemizi yaptık. Kişisel görüşlerimizi ortaya koyduk. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.